Evet, Sayın Bakanım, değerli valim, değerli milletvekilim, sayın rektörüm, değerli büyüklerim, çok kıymetli Hazur'un il başkanım, Yalova'nın değerli yöneticileri, belediye başkanı arkadaşlarım, belediye başkanı adayı arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarım ve Çınarcık'ın güzel insanları, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Özellikle Sayın Bakanıma, bizleri onurlandırdığı için, ilçemizi onurlandırdığı için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çünkü gerçekten bizim için çok önemli bir eserdi. Belediyenin üst katında bundan 2 yıl evvel 40 öğrenciyle başlayan bizim üniversite sevdamız, eğitim sevdamız, bugün gördüğünüz mevcut binada 15 dönüm arazide, 15 bin metrekare alanda ve 2000 metrekare kapalı ve 4 kat mevcut gördüğünüz binada bugün 800 küsur öğrencimize hizmet vermektedir. İnşallah önümüzdeki süreç 3200'lü rakamlara ulaştığında Çınarcık'ta gerçekten, değerli müdürüm bahsetti, inanın bir eğitim ordusu olacak. Ve değerli kardeşlerim Türkiye'nin muhtelif yerlerine yerleşip bizlerle gönül köprüleri kuracaklar. Bizim bu sevdamız bununla bitmeyecek inşallah. Değerli rektörümün ve milletvekilimin yoğun desteğiyle TİGEM arazisinde Yalova Üniversitemizin, görüyorsunuz, mevcut çalışmaları çok yoğun devam ediyor. Bu konuda da ben Çınarcık halkı adına sayın rektörüme ve emeğe geçen herkese, değerli milletvekilime huzurlarınıza teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Sayın Bakanım, mevcut binanın harfiyatından temel üstüne kadar olan kısmı, görünen buradaki arazideki bütün işleri, yolları, izleri, altyapıları tamamını Çınarcık Belediyesi olarak bizler yaptık. Bir yıllık bütçemiz kadar bir bütçe ayırdık buraya. Gerçekten bizim yazlık belediyelerinin ciddi sıkıntıları, sizlerden daha önce çok ciddi destekler aldık. Hatırlarsınız, doğalgazın Çınarcık'a gelmesiyle ilgili bir bakanlar kurulu kararında sizlerin de imzası var. Allah razı olsun diyorum. Çınarcık için çok önemli değerdi bu. Akabinde daha önce Marmara Belediyeler Birliği ve daha sonra Çevre Bakanlığı'ndan aldığımız 2 tane ödülde de sizlerin imzası var, desteği var Sayın Bakanım. Bunlardan bir tanesi arıtma tesisi. Bundan önce Çınarcık'ın bütün kanalizasyonu, bitkisel atıkları tamamı direkt denize arıtılmadan deşarj oluyordu. Sizlerden aldığımız yoğun destekle yaklaşık 40 milyon dolarlık, bizim gibi 2-3 milyon dolar bütçesi olan bir belediyenin 40 milyon dolarlık bir arıtmasında sizlerin de desteği ve imzası var. Bizim gibi yazlık ve turizm kentlerinde bunlar gerçekten önemli ve marka değerli işler ve bugün Mavi Bayrak izleme noktası ilçemiz seçilmiştir Marmara bölgesinde. Bu onur ve gurur bizlere yeter. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda 40 yıllık vahşi depolama alanını, çöp alanını yine sizin bakanlığınız döneminde projeler üreterek şu an rehabilite ediyoruz. İnşallah o bölgeyi Orman Müdürlüğümüzün ve Bölge Müdürlüğümüzün yoğun desteğiyle bal ormanına çevirme çalışmamız devam ediyor. Artık Çınarcık büyüyor, kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da değerli büyüklerimizin ve başbakanımızın yoğun desteğini gördük. Ben Çınarcık halkı adına, ilçem adına kendilerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Allah yardımcımız olsun diyorum. Ve ilçemize inşallah bu üniversite hayırlı uğurlu olur diyorum. Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli rektörüm, il başkanım, protokolümüzün çok değerli temsilcileri ayrı ayrı zikredemeyeceğim. Zaman darlaştı. Basınımızın değerli mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bir zamanlar hasretini çektiğimiz üniversitenin şimdi sadece ilimizde değil, ilçelerimizde de verimini, sonuçlarını ve güzel eserlerini beraberce açmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sebep olanlardan, katkı verenlerden, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu meslek yüksekokulumuzun Sayın Bakanım açılışını yapmak için Sayın Rektörümüz de
Sayın Valimizle ve Belediye Başkanımızla zaman zaman konuştuk. Ama esas fikrimiz şuydu. İlimizi ziyaret edecek olan, beklediğimiz daha doğrusu Sayın Başbakanımızın toplu bir açılış yapmasını arzu ettik çok. Ama bütün Türkiye'yi değil, dünyayı dolaşan ve sorunlarla boğuşan, hakikaten yüz akımız olan Sayın Başbakanımızın gelemeyeceği kesinleşince, tesadüf demeyeceğim ama tevafuktur. Onun yerine yine ilim irfan yuvasının çok önemli temsilcisi, üniversitemizin medarı iftiharı ama aynı zamanda da bir siyaset kimliğiyle sorunları çözen, su deyince akla gelen, sorun deyince akla gelen, çözüm deyince akla gelen Profesör Doktor Veysel Eroğlu hocamız da bugüne açmak nasip oldu. Hoş geldiniz diyorum. Belediye başkanımıza da gönülden teşekkür ediyorum değerli kardeşler. Hayırlı olsun, belediye başkanımız gerçekten büyük emek vermiş. Yani burası hakikaten çok muhteşem bir meslek yüksek okul olacak. Zaten şu anda mezun olan talebeler mezun olmadan iş bulmaya başlamış. Bunun ne kadar önemli bir yüksek okul olduğunun çok açık seçik göstergesi. İnşallah millete, memlekete faydalı gençler buradan yetişir ve Türkiye'nin kalkınmasında ve büyük hedeflerin gerçekleşmesinde inşallah onların da emeği olur. Onların da çorbada tuzu olur diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, tabii hükümet olarak biz eğitime en büyük önem veriyoruz. Bakın burada eski müsteşarımız, şimdi yeni valimiz, o kendisi çok iyi bilir. Bizden önce milli eğitimin bütçedeki payı çok düşüktü. Toplam hatırladığım kadarıyla 2002 yılında 7 katrilyon, yani 7 parayla 7 milyar TL'lik bir yatırım bütçesi vardı. Ama 2013'e baktığımız zaman bu 63 milyar TL, 600 katrilyona yükseldi. Nereden nereye? Bu nedendi? Çünkü eğitim çok önemli. Her şeyin başı eğitimdir. Eğitimsiz bir kitle olamaz. Eğitim olmadan büyük hedefleri gerçekleştirmek asla mümkün değildir. Dolayısıyla bizim büyük hedeflerimiz varsa bunu ancak çok iyi yetişmiş, geleceğimizin teminatı gençlerle sağlamamız mümkün olur. Dolayısıyla biz de eğitime çok büyük önem verdiğimizden, çok büyük bir emniyet atfettiğimizden dolayı üniversitesiz şehir bırakmadık. Bakın bu Yalova Üniversitesi, daha önce Yalova'da bir üniversite yoktu ama 2008 yılında Başbakanımızın talimatıyla Yalova'mızda da muhteşem bir Yalova Üniversitesi kuruldu. Bakın bütün Türkiye'de üniversiteler kuruldu. Bazıları dedi ki efendim bunlar işte Taben Üniversitesi dediler. Yani ben tabii eski bir eğitimciyim ben de. Teknik Üniversitede yıllarca çalıştık. Yıldız Üniversitesi'nde daha önce asistanlık dönemim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bütün hayatımız orada geçti. Dolayısıyla de yeni üniversitelere baktığımız zaman muhteşem kampüsler inşa edildi. Daha geçenlerde Burdur'da Mehmet Akif Üniversitesi'ne gittiğim zaman ya hayran kaldım. Yani bunlar Tabel Üniversitesi değil, hakikaten muhteşem üniversiteler. Ve kadrolara baktığımız zaman çok güzel kadrolar bu Yalova Üniversitesi'ne de gelmiş. Tebrik ediyoruz. Burası hakikaten Yalova Üniversitesi benim yakın bir gelecekte dünyanın sayılı üniversitesi olacaktır. Ve bu kadroyu gördükten sonra ben bu kanaate vardım. Hayırlı olsun, uğurlu olsun.